Sevgili arkadaşlarım merhaba. Leukemi Lenfoma Myeloma Derneği son yıllarda yaptığı çok güzel bir toplantıyı bu yıl tekrar gerçekleştiriyor. Eş kongresinde konuşulanları veya yayınlananları veya sunulanları gidemeyenler ya da göremeyenler için burada bizimle paylaşıyorlar. Ama burada çok özverili hocalarımız kongredeki verileri kendi adlarına büyük bir gayretle toparlayıp bizlerle paylaşıyorlar. LLM Derneği'ne bu özverili çabalar için ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu çok faydalı toplantılar gerçekten hepimiz için ki bu yıl pandemi nedeniyle pek çoğumuz gidemedik. Ama bu toplantı sayesinde hepimiz sanki gitmiş kadar bilgi sahibi oluyoruz. Ben bu toplantının Uçkin oturumunda sevgili meslektaşlarım tarafından onurlu bir görev üstlendim. Oturum başkanlığı görevini ve bu görevi yine çok sevgili arkadaşım Sinten Dağdaş'la birlikte yürüteceğiz. Ve Uçkin Lenfoma oturumunda sevgili Hakkı Onur Kırkızlar bize eşteki verileri sunacak. Elde ettiği tüm sonuçları bizlerle paylaşacak. Tartışmaları oturumun sonunda yapacağız. Ben sözü sevgili Hakkı Onur Kırkızlar'a bırakıyorum. Sayın başkanlar ve değerli katılımcılar, öncelikle herkese selamlar ve sevgiler. Organizasyon komitesine de nazik davetler için çok teşekkür ederim. Ben bana ayrılan süre içerisinde size ESHİ 2020'de Hodgkin Lenfoma'daki gelişmeleri sunmaya çalışacağım. Sözlü ve poster şeklindeki sunumlara bakıldığında yaklaşık 219 tane sunum yapılmış Hodgkin Lenfoma içeren ve ben bunları prognoz belirteçleri, hastalık, genetik moleküler ve birinci sıra tedavi ve relaps refraktör hastalık olarak size özetlemeye çalışacağım. Prognostik belirteçlere bakıldığında Türkiye'den Burhan Fernoğlu'nun liderliğinde yapılan bir çalışma dikkati çekiyor. Bu çalışmada Amerika ve Avrupa Birliği dışındaki bölgelerde PET-CT'nin kullanımı ve bu PET-CT'nin hem tanı, interim PET hem de relaps refraktör dönemde kullanımı ile ilgili bir çalışma yapılmış. Bu çalışma sonucunda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa dışındaki kullanımın oldukça farklılıklar gösterdiği ortaya çıkmış ve bunun sonucunda sağlık otoritelerinin herkesin PET'e eşit bir şekilde ulaşım yapması için akılcı bir planlama yapmasının gerekli olduğu yazarlar tarafından vurgulanmış. Gene total metabolik tümör volümü ile tümör saçılımı ile ilgili bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada BICAP alan kol PET CT sonucuna göre BICAP ya da ABVD alan kolla karşılaştırılmış, medyan takip yaklaşık 5.6 ay. Total tümör metabolik volümü ve saçılma miktarı arasında belli bir cutoff değeri seçilmiş. Her ikisi de düşük olursa hastaların 5 yıllık prognozsuz sağ kalımının %92. Eğer bunlardan bir tanesi yüksek olarak saptanırsa bu oranın ise %82'ye düştüğü gözlenmiş ve PET-BT'de total metabolik tümör volümü ile dağılım alanının bağımsız bir prognostik faktör olduğu vurgulanmış. Gene aynı şekilde bölgesel dağılımın saçılım hacminin gene PET-BT ve IPS skoruyla ilişkisi bakılmış. Burada da ABVD sonrası PET negatif olan hastalar alınmış. 783 hastadan 630'u PET2 sonrası negatifmiş. Ancak bu hastaların sadece 330'u total metabolik tümör volümü için uygunmuş. Ve bu hastaları dağılım saçılım hacimleriyle birlikte IPS ile birlikte bir skorlama sistemine koymuşlar. Her ikisinde düşük olması düşük, birisinin yüksek olması orta, ikisinde yüksek olması halinde yüksek riskli olarak hastalar sınıflandırılmış. Düşük risk grubunda hastaların yaklaşık %9'u 3 yıllık progresyonsuz sağ kalım %100 saptanırken, orta grupta 3 yıllık sağ kalım %88, yüksek risk grup ise hastaların yaklaşık %30'unu oluşturuyor. 3 yıllık progresyonsuz sağ kalım %72 bulunmuş ve bunun sonucunda yazarların önergesi, eğer bu yüksek riskli hasta grubu hastaların toplamının 1/3 ise ve yanıt düşükse bu hastalara acaba başlangıçta daha agresif bir tedavi vermek gerekir mi? Yine PET ile kullanılan bir skorlama sistemi yapılmış. Burada da metabolik tümör volümünün kantitatif değişikliğine bakılmış. Daha önce PD-1 tedavisi almış olan relaps refraktör hastalarda pseudo progresyonu ve yanıtı değerlendirebilmek için 25 hasta çalışmaya dahil edilmiş. PET 1 ve PET 2 arasındaki medyan metabolik tümör volümleri hesaplanmış ve ikisinin arasındaki fark yaklaşık %70 olarak bulunmuş 38 aylık takip sürecinde ve bu fark ne kadar büyük olursa hastaların toplam yanıt elde etme ve tam yanıt elde etme oranları farkın düşük olduğu gruba göre daha yüksek olduğu görülmüş ve bu aynı zamanda sağ kalıma da yansımış. O yüzden bu değerlendirmenin kantitatif değişikliğin
PET değerlendirmede özellikle PD1 alan hastalarda uzun dönem yanıtı etkilediğine vurgu yapılmış. Yine döviz skoru ve rezidüel metabolik tümör volümünün özellikle transplant öncesi değerlendirmenin post-transplant relaps açısından bir farkındalık yaratır mı ona bakılmış. Bu hastaların hepsine 106 hastaya ikinci sıra kurtarıcı rejim olarak GDP verilmiş. Ancak hastaların 20'si bir sıra daha tedavi, 4 hasta da üçüncü bir sıra daha tedaviye ihtiyaç duymuş. Medyan 26 aylık bir takip sonunda 2 yıllık olaysız sağ kalım %72, 2 yıllık toplam sağ kalım %93 saptanmış. Bir cutoff değeri olarak rezidü metabolik tümör volümü 4.4 cm3 olarak alındığında bunun altındaki hastalar düşük olarak değerlendirilmiş ve hastaların döviz skoruyla birlikte düşük, orta ve yüksek risk olarak hastalar sınıflandırıldığında hastaların sağ kalım açısından ciddi bir farklılık olduğu ortaya çıkmış. Yani otolog nakil öncesi hastaların döviz skorlarıyla rezidü metabolik tümör volümü post okit hastaların sağ kalımı ve riski açısından bir farklılık göstermekte. Bu yüzden bu hastalara, yüksek risk hastalara acaba gene bir başka tedavi gerekir mi önerisinde bulunmuş çalışanlar. Moleküler genetik belirteçlerde neler konuşulmuş? Çevresel kanla dolaşan serbest tümör DNA'sıyla PET'in ilişkisine bakılmış ve bunun bir konvansiyonel tedavi olan BEGEV rejiminden, bendamustine, gemcitabine ve venlafaxine rejiminden sonra yanıtı değiştirip değiştirmediğine bakılmış. Hastalara 4 kurs BEGEV sonrasında nakil planlanmış. Başlangıçta tüm hastaların çevresel kanla dolaşan serbest DNA'sı ve interim PET analizleri yapılmış. Cutoff değeri olarak DNA için 33 seçilmiş. Bunun altındakiler düşük, üsttekiler yüksek risk olarak belirlenmiş ve özgürlüğü ve duyarlılığı testin çalışılmış. Ve bunun sonucunda hastaları 3 gruba ayırdığında en yüksek grup olan hem PET'in, interim PET'in pozitif olduğu ve serbest DNA'nın yüksek olduğu hasta grubunda 18 ayda hastaların %90'ının yeni bir tedaviye ihtiyacı doğmuş. Bu da bize acaba bu yüksek gruptaki hastaların kurtarıcı tedavi olarak konvansiyonel kemoterapilerden daha farklı bir tedaviye ihtiyacı olmayacağı düşündürmüş. Yine bir mikro çevre çalışması, lenfositten predominant Hodgkin lenfoma grubuna bakılmış nodüler tipte. Bunlarda ekspresi ettiği gen modifikasyonları bakılmış. Klasik Hodgkin lenfoma grubuyla karşılaştırılmış. İkisi birbirine bakıldığında 105 genin upregüle olduğu, 337 genin ise downregüle olduğu tespit edilmiş. Nodüler lenfosit predominant Hodgkin lenfomada aşırı ekspresi edilen genlerin çoğunun T hücreyle ilişkili olduğu, klasik Hodgkin lenfomada ise makrofaj ilişkili olduğu dikkati çekmiş. Bununla birlikte aslında çalışmanın ana hedeflerinden bir tanesi olan PD1, PD1 ligand ekspresyonlarının nodüler lenfosit predominant Hodgkin'deki yerine bakılmış ve normal klasik Hodgkin lenfomadan daha fazla miktarda ekspres edildiği gözlenmiş ve bu nedenle bu hastaların tedavisinde immünoterapinin ileride önemli bir rol oynayacağı kanısına varılmış. Birinci sıra tedavilerde nasıl değişiklikler olmuş? Birinci sıra tedavilerde bir kap rejiminde prokarbazin yerine dakarbazin koyarsak ne olur bakılmış ve historik data olarak HD18 çalışmasıyla Rattle çalışmasının gruplarıyla karşılaştırılmış. Karşılaştırmaya bakılınca progresyonsuz sağ kalım ve toplam sağ kalımda bir farklılık yokken özellikle IPS skoru 3'ün üzerindeki olan hastalarda dakarbazinin biraz daha iyi çalıştığı gözlemlenmiş. Bununla birlikte toksitesi değerlendirildiğinde hastaların hastanede yatma oranı ve yattıkları süre içerisinde yapılan transfüzyon oranları dakarbazin konumunda daha düşük bulunmuş. Gene üreme çağındaki kadınlarda menstrüel siklusun geri dönüş oranına bakıldığında geri dönme süresinin dakarbazin konumunda daha kısa olduğu görülmüş. Yani kısaca özetlersek prokarbazin ya da dakarbazin kullanılması benzer etkinlik ama daha düşük toksiteye sahip olduğunu önermişler. İleri yaş grubunda ne değişiklikler olmuş? Japonya'dan gelen bir çalışma bununla ilgili bize bir fikir vermiş. Hastalar 60 yaşın üzerinde ABV'de alan ileri evre klasik Hodgkin lenfoma hastaları. Bunları onluk dekatlar halinde sınıflandırılan 60, 70, 70, 80 ve 80 yaş üzerinde 3 gruba ayrılmış. 171 hasta medyan yaşı 71. Hastaların tedaviyi tam doz azaltmalar kullanma oranlarına bakıldığında 60-70 yaş arasındaki grubun neredeyse %88'i herhangi bir doz modifikasyonu ihtiyaç duymazken 80 yaş üzerindeki hastanın %4'ü maalesef dozunu tam olarak alamamış. Medyan 52 aylık takip sonucunda toplam sağ kalım %72, progresyonsuz sağ kalım ise %59 bulunmuş. 55 hasta hayatını kaybetmiş. En sık hayatını kaybetme sebepleri ikinci maniteler, ardından progresyon dikkati çekmiş. Multivariate analize bakıldığında yaş ve lenfopeninin bağımsız prognostik faktör olduğu gözükmüş.
Gene sevgili Özgür'ün Ulusal'da yaptığı bir çalışma vardı. Yaşlı Hodgkin lenfomalarda acaba başka prognostik belirteçlere ihtiyacımız olabilir mi diye güzel bir çalışması söz konusuydu. Prognoz önemli. Prognozun dışında tedavide bir değişiklik olmuş mu? Nivolumab'ın fragil yaşlı hastalarda kullanımı ile ilgili bir çalışma dikkati çekiyor. 64 hasta alınmış, median yaş 75, median Sirskiye skoru 10 olan bu hastalar nivolumab monoterapisi ya da nivolumab monoterapisinden sonra ara değerlendirmede tam yanıt elde edilmezse yanına vinblastin ve nivolumabın konsolidasyon tedavisi planlanmış. Ve bu çalışmanın sonucunda 16 hastada yaklaşık %28'inde tam moleküler yanıt elde edilmiş, metabolik yanıt elde edilmiş, 10 hastada parsiyel metabolik yanıt elde edilmiş, 10 hastada ise 18 hastada ise 10 hastada ise stabil hastalık elde edilirken %30 hastaların progresi olmuş. Çalışma sonunda toplam 15 hasta hayatını kaybetmiş. Bunların 6'sı hastalık, 2'si tedavi toksitesi, 2'si ise eşlik eden komorbidite nedeniyle hayatlarını kaybetmiş. Progresyonsuz sağ kalıma bakıldığında medyan 9,8 ay izlenmiş. 2 yıllık toplam sağ kalım ise %76 olarak görülmüş. Yani ileri yaş hastalarında anti-PD-1 tedavilerinin birinci sıra kullanımı güvenli ve etkili olarak görülmüş ama hasta sayısının daha yüksek olduğu, uzun dönem takipli ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu gösterilmiş. PD-16 çalışmasının uzun dönemli dataları yayınlandı. Bu çalışmaya evre bir evre iki kötü risk belirteçleri taşımayan 1150 hasta katılmıştı. Hastaların hepsine başlangıçta iki kurs ABVD verildikten sonra bir kısmı PET'ten bağımsız radyoterapi, bir kısmı da PET sonucuna göre izlem ya da radyoterapi alan bir gruptu. Median 64 aylık takip sonuçları açıklandı. 5 yıllık progresyonsuz sağ kalım bakıldığında PET 2'si negatif olan hastalarda kombine tedavi radyoterapi ile birlikte kemoterapi alanda %94, sadece ABVD monoterapisi alanlarda ise %86 olduğu gözükmüş. İkinci manit arasında bir farklılık yok. 5 yıllık canlı doğum açısından da kombine tedavi alan kadınlarda %24, sadece PET sonucuna göre tedavi alan hastalarda ise %17,9 gibi bir doğurganlık oranına saptanmış. 5 yıllık toplam sağ kalımlarında ise istatistik olarak anlamlı bir fark izlenmemiş. Alt grup analizlerinde ise PET pozitif hastalarda özellikle döviz skoru 4'ün üzerinde olanların daha kötü gittiği ortaya çıkmış. Ve bunun sonucunda Alman grubu erken evre kötü risk belirteçleri taşımayan grupta kombine tedavinin standart tedavi olduğuna karar vermiş. Gene aynı çalışmanın nodüler lenfosit predominant hasta grubuyla yapılanı var. Gene aynı çalışma protokolüne sahip ve bu protokolün sonunda yaklaşık 85 hasta değerlendirilmiş. Median yaşı 37. Hastaların %46'sı PET pozitif. 5 yıllık progresyonsuz sağ kalım %90 gibi. 5 yıllık toplam sağ kalım %100 gibi. Bu klasik Hodgkin lenfoma grubunda yaşlı uyumlu grup seçilmiş karşılaştırma yapabilmek için. PET negatif olan hastaların 5 yıllık progresyonsuz sağ kalımına bakıldığında ABVD monoterapisi %83 iken kombine tedavi alanlarda bu oran %100 olarak görülmüş. Ve bunun sonucunda da gene nodüler lenfosit predominant grupta da kombine tedavinin erken evre iyi risk belirteçleri grubunda standart tedavi olduğu karar verilmiş. Düz çizgiyi gördüğümüz zaman biz doktorlar bunu EKG'de ya da monitörde görürsek çok heyecanlanırız, üzülürüz hastamız için ama Hodgkin lenfomada bu düz çizgiyi gördüğümüz zaman içimize bir mutluluk kaplar. İlk sıra tedavilerde pembrolizumabın ardından kullanılan AVD tedavisinin sonuçları açıklandı. 30 hastada tedavi verildi. Hastalar PD-L1 ekspresyonuna göre HAS skoru hesaplandı. PET ve metabolik tümör hacmi hesaplandı. 3 kurs pembrolizumab aldıktan sonra hastalara 4 ya da 6 tane AVD ile konsolide edildi. 3 kurs sonunda tam yanıt oranı %36, tam yakın yanıt oranı %26, parsiyel yanıt oranı ise %36 iken 2 kurs AVD eklendikten sonra tam moleküler metabolik yanıt oranı %100'e yükseldi ve 33 aylık bir median takip sonunda halen hem progresyonsuz sağ kalım hem de toplam sağ kalımın %100 olduğu gözüktü ve bununla ek olarak bu yanıtın PD-L1 ligand ekspresyonundan bağımsız olduğu da göze çarptı. Ardışık kullanmanın yanında ikisini birlikte aynı anda kullanırsak ne oluyor? Gene 30 hastalık bir çalışma AVD ile birlikte Pembro 21 günde 1200 mg olarak veriliyor. PET ve serbest DNA'da bakılıyor bu çalışmada. PET 2'ye yetişebilen hasta sayısı 30 hastanın 28'i değerlendirilebilmiş. %68'i PET negatif. Tedavi sonunda 23 hasta değerlendirilebilmiş. Bunların %78'inde PET'in negatif olduğu gözüküyor. PET pozitif olan hastalar 5 hastadan birinin ise nüks olduğu izlenmekte. Median 10 aylık bir takip var. Hastaların %60'ı ileri evre hastalık ve 1 yıllık progresyonsuz sağ kalım. %96, 1 yıllık toplam sağ kalım ise %100 olarak tespit edilmiş.
6 hasta karaciğer toksitesi nedeniyle ilacı ara verirken bunların 3'ü tedaviyi kesmek zorunda kalmış ve bunun dışında başka bir grade 3 immünotoksite izlenmemiş. Sonuç olarak pembrolizumabın AVD ile birlikte kullanımı etkin ve güvenli bir tedavi sağlarken PET 2 sonucu pozitif olsa dahi tedavi sonunda yine yüksek bir yanıt elde edilebiliyor. Hastaların metabolik tümör hacmi ve serbest DNA sonuçları da beklenmekte. Nüks dirençli hastada nasıl bir değişiklik var? Nüks dirençli hastada özellikle yeni ajanların kullanımı ile ilgili birçok çalışma söz konusu. Bunlardan bir tanesi 850 hasta relaps refraktör. Bunlara kurtarıcı rejim sonrasında otolog nakil planlanıyor. Medyan 33 yaş olan hastalar. Bu hastalara nakil öncesi kurtarıcı tedavi olarak çok büyük bir kısmında platinyum bazlı tedaviler. Bendamustine brentuximab, brentuximab nivolumab, brentuximab monoterapisi, gemcitabine bazlı tedaviler, direkt checkpoint inhibitörleri ve diğer tedaviler verildikten sonra hastalar değerlendiriliyor. Ve bu değerlendirmenin sonucunda 3 yıllık medyan takipte hastalarda brentuximabın nivolumabla birlikte kullanıldığı kol ve direkt checkpoint inhibitörleri kullanıldığı kolda progresyonsuz sağ kalım açısından platinum bazlı tedavilere göre üstünlükleri gözükmekle birlikte toplam sağ kalımda istatistik olarak anlamlı bir fark elde edilmemiş. Ancak nakil öncesinde tam yanıt elde etmenin hem sağ kalım hem de progresyonsuz sağ kalım üzerine oldukça etkin olduğu göze çarpmakta. Sonuç olarak yeni nesil ajanların brentuximab ve nivolumabın ya da tek başına nivolumabın kullanımı diğer tedavilere göre daha iyi yanıt aldığı göze çarpmakta. Gene brentuximab'ın klasik bir kemoterapi olan eşapla kombine ya da tek başına eşapın verildiği bir çalışma yapılmış. Burada 3'er kurs salvage tedavisi aldıktan sonra hastaların PET CT'leri değerlendirilmiş. Eğer moleküler tam yanıt elde ediliyorsa yani döviz skoru 1-2 ise hastalara brentuximab idamesine geçilmiş, hastalara nakil yapılmamış. İki grupta birisinde 22, birisinde 21 hasta var. Brentuximab kolunda 5 hasta brentuximab monoterapisi konsolidasyon tedavisine gitme şansı elde etmiş. Diğer kolda ise 7 hasta. Brentuximab alan kolda 1 hasta indüksiyonda yan etki, 2 hasta progresyon ünlü çalışmadan çıkmak zorunda kalmış. Konsolidasyon kolundaki 1 hasta da progresi olmuş. Henüz medyan takip süreleri kısa, hasta sayıları az. Hedef olarak 150 hasta elde edildikten sonra acaba aralarında bir farklılık olacak mı ve OKİT yapmadan hastalara tedavi edilebilir mi kararı verilecek. Yine brentuximab vedotinin bizim konvansiyonel tedavilerimize kombine olduğu çalışma metanaliz olarak tekrar değerlendirilmiş. Burada çeşitli protokollere ek olarak verilen brentuximabın tek başına kemoterapiyle karşılaştırılması yapılması için historik gruplardan hastaların karakteristik yaklaşımlarına göre karşılaştırmalı bir çalışma yapmış. Ve bu çalışmanın sonucuna bakıldığında brentuximab alan kolun hem progresyonsuz sağ kalım hem toplam sağ kalımda daha iyi olduğu dikkati çekmekle birlikte primer refraktör kalan hastalarda brentuximablı tedavilerin konvansiyonel tedavilere göre bir üstünlüğü gösterilememiş. O yüzden primer refraktör kalan hastalarda başka bir tedavi ajanının düşünülmesi başta immün checkpoint inhibitörleri olmak üzere planlanmış. Bununla birlikte OKİT öncesinde özellikle B semptomları, evre, primer dirençli olmak ve tam yanıt elde etmenin bağımsız prognostik belirteç olduğu dikkati çekmiş. Gene eski bir çalışmanın uzun dönem dataları yayınlandı. Pembro monoterapisinin 5 yıllık sağ kalım analizleri 3 farklı kohortta hastalar transplantasyon brentuximab kullanımına göre değerlendirilen farklı kohortlar. Bunların hepsine pembrolizumab 200 mg 3 haftada bir veriliyor 2 yıl boyunca. Medyan takip süresi 5 yılı geçti. 62.9 ay ve 58 hastada tam moleküler yanıt elde edildi. Toplam yanıt oranı %70 gibi, tam yanıt oranı %27 gibi. 3 kohorta bakıldığında toplam yanıt oranında kohort 1'in biraz daha iyi oldu. Ama 5 yıllık toplam sağ kalımda bir farklılık olmadığı dikkati çekmekte. Ancak dikkati çeken bir başka özellik, hastalar tam yanıt elde ederse bu yanıt daha kalıcı olarak ilerleyebiliyor, süregen bir yanıt elde edilebiliyor 5 yıllık takip sonucunda. Gene mevcut tedavilerin pembrolizumabın HIDAK inhibitörleri ile birlikte kullanımı ile ilgili 2 tane çalışma var. HIDAK inhibitörlerin pembrolizumabın yanıtını augmente ettiğine dair bir çalışma. Birinci çalışmada kullanılan HIDAK bir yeni HIDAK entinostat. Relaps refraktör hastaların yarısı daha önce PD1 kullanmış, %14'ü HIDAK kullanmış. Toplam yanıt oranı %85, tam yanıt oranı %45 gibi. Medyan takip henüz kısa 8.4 ay. Yan etki görülme oranı hastaların yarısı grade 3 ve üzeri hematolojik yan etki, %40 ise grade 3 ve üzeri non-hematolojik yan etki geçirmiş. Buna bakarsak daha önce anti-PD1 tedavisi almış olmasına rağmen 1 yıllık yanıt faz 2 çalışmada birinci solunum noktasını karşılamakla birlikte ek çalışmalar ve daha uzun süreli takip gerekiyor. Gene bir başka çalışma
Bu çalışmada ise eski bir HIDAK, Bornostat kullanılmış, Pembro ile birlikte ortak verilmiş. Daha uzun süreli bir median takibi var, 18 ay civarında. Hastaların başlangıç karakterleri görülmekte ve hastaların daha önce PD1 maruziyeti, naif olması, duyarlı olması ya da dirençli olmasına göre hastaların yanıtlarına bakıldığında PD1 naif ya da duyarlı olanlarda daha iyi bir yanıt alınması izlenirken dirençli olanlarda da gene %50 gibi bir objektif yanıt sağlanıyor. Gene nakil sonrası yeni ajanların kullanımının acaba relaps hastalardaki etkinliğine bakılmış. 332 tane nakil olmuş hasta değerlendirilmiş. Bunların 136'sı nakil sonrasını yükseltmiş ve medyan iki sıra tedavi almış olan hastalar nakil sonrasında. Özellikle ekstramedüler nüks ya da nüksün 6 aydan önce olması hastaların sağ kalımlarını etkilerken yenilikçi tedaviler kullanmak ya da standart kemoterapi kullanmak arasında 7.6 yılda 3.2 yıl gibi bir toplam sağ kalımda farklılık dikkati çekiyor. Ancak bu alt gruplara bakıldığında hastaların allojenik nakil uygulanmış olması hastaların yeni nesil ajan tedavisi döneminde bir farklılık yaratmadığı ortaya çıkmış ve bu da bize acaba yeni nesil tedaviler döneminde allonaklin rolünün ileride ne olacağına dair soru işaretleri kafamızda oluşturuyor. Gene çok sık kullandığımız bir kemoterapi olan ICE kemoterapisine Pembro'nun eklenmesi acaba hastalarda bir farklılık yaratır mı? Buna bakılmış. Çalışmaya dahil edilen hastalara 200 mg Pembro 21 günde bir ICE ile birlikte kombin olarak verildiğinde 42 hastanın 37'si değerlendirildiğinde 37 hastanın 35'i nakle gidebilmiş. Toplam yanıt oranı %90.3 gibi etkileyici bir yanıt. Pembro'nun eklenmiş olması kök hücre mobilizasyonu etkilemiyor ve median takip süresi 27 ay. Median progresyonsuz sağ kalım 26.9 ay. 27 aylık toplam sağ kalım ise %95 gibi etkileyici bir yanıt elde edilmiş. O yüzden nakil için uygun adaylarda iyi bir ikinci sıra tedavisi olarak kullanabileceğimiz bir rejim gibi gözükmekte. Yeni bir anti-PD1 ajanı olan tislozumab Gemox ile birlikte kombine kullanılmış. Hastaların bir kısmı tedavi sonrasında nakle giderken bir kısmı nakilsiz sadece anti-PD1 ile 2 yıl boyunca idame tedavisi alabilir mi diye bakılmış. 20 hasta değerlendirilmiş. Henüz medyan takip süresi kısa. 1 yıllık beklenen progresyonsuz sağ kalım %100 gibi etkileyici bir sonuç var. En uzun takip olan hasta şu anda idame konumda 345 gün ve hastalar 10 hasta bu konuda halen remisyonda izlenmekte. Uzun dönem sonuçlarını merakla bekliyoruz. Gene bizim bir eski dostumuz ruxolitinib'in PD-1'larla birlikte kullanımına bakılmış. Nivolumab ile ortak kullanılmış. 19 hasta dahil edilmiş. Hepsi daha önce immune checkpoint inhibitor kullanan ve dirençli olan hasta. Hastanın neredeyse %90 otolog nakil, bir tane hasta da allonakil olmuş. Nivo'nun yanına 2 haftada bir verirken Ruxo doz arttırılarak kullanılmış. 16 hasta değerlendirildi. Toplam yanıt oranı %75, 3 hasta tam yanıt ve 1 yıllık progresyonsuz sağ kalım %64. Çalışma yapanların hipotezi JAK2'nin PD-L1 ekspresyonunu artırarak tümörün gelişmesine etkide bulunması ve JAK'ı inhibe edersek daha önce anti-PD-1 tedavisi almış olan hastalarından daha tolere edilebilir ve yüksek yanıt elde edebildiğini göstermiş çalışma ama halen daha uzun süreli takip sonuçlarına ihtiyaç var. Otolog nakil hastalarında acaba biz post-transplant brentuximab kullanımıyla nasıl bir yanıt ediyoruz? Bir gerçek yaşam verisi geliyor Kanada'dan. İki kohortta hastalar değerlendirilmiş. Birisi daha erken 2015 öncesi hastalar. Burada hastalara sadece erken erişim programıyla brentuximab erişmişler. İkinci kohort ise ilacın piyasada olduğu dönemde hastaların çok büyük kısmına post-okit brentuximab uygulaması yapılmış. ATERE çalışmasında uygun olduğu gibi. 62 aylık bir median takip ve median progresyonsuz sağ kalım 20 ay gibi. 5 yıllık toplam sağ kalım %86 ancak hastaların sadece %20'si ile 30'u arasında 16 kursluk brentuximab konsolidasyonu bitirebilmiş. En sık bırakma sebebi periferik nöropati ve ardından progresyon geliyor. Hastaların progresyonsuz sağ kalım ve toplam sağ kalımları iki kohort arasında bir fark izlenmemiş. Yine bir başka çalışma post-transplant acaba brentuximab'da olduğu gibi nivolumab'ı verirsek ne elde edebiliriz idamede? Okit sonrası yüksek risk hastalar, bunlar primer dirençli olanlar 12 ayda önce nüksedip ya da ekstramedüler nüks ile gelen hastalara nivolumab yaklaşık 6 ay boyunca verilmiş. Medyan 36 yaş olan 37 hasta daha önce iki sıra tedavi almış. %60'ı brentuximab teması olan hastalar. 6 aylık progresyonsuz sağ kalım %92, 12 aylık toplam sağ kalım ise %100 civarında. Yan etkiyle 4 hasta ilacı bırakmak zorunda kalmış. Grade 3 ve üzerinde yan etki görünüm oranı %14. Post-transplant nivo etkin ve tolerebilir bir yanıt gibi gözükmekte ama uzun dönem yanıtını görmemiz gerekiyor. Yenilikçi tedaviler için hücresel tedaviler var. Eşin bence yıldızlarından bir tanesi CAR-T tedavileriydi. Hodgkin lenfomdaki uygulamasına bakılmış.
Hodgkin lenfomada daha önce median 6 sıra tedavi almış ve daha önce brentuximab, immune checkpoint inhibitörleri ve nakil olmuş ağır yoğun tedavi almış hastalar değerlendirilmiş. 15 hastanın 12'si CAR-T'ye ulaşabilmiş. Median 6 hafta sürmüş üretim ve köprüleme tedavisine izin verilmiş. 42. gününde 5 hasta yanıt açısından değerlendirme yapıldığında bu 5 hastanın 5'i de tam yanıt, 5'i de yanıt elde etmiş, 4'ü tam yanıt, biri partiyel yanıt. Grade 3 üzerinde non-hematolojik yan etki izlenmezken %12 hastada grade 3 hematolojik yan etki izlenmiş. Yoğun öyküsü olan hastalarda dahi yüksek yanıt ve düşük yan etkiyle CAR-T bizim için yeni bir tedavi alanı olabilir mi sorusunu sormuş ama hedeflediği hasta sayısından henüz çok uzak, 87 hastaya ulaşmaya çalışacak. Gene yokluk dönemlerinde yapılan bir tedavisi değişimi. Bileomisine ulaşamayan Brezilyalı doktorlar onun yerine etoposit koymuşlar. Etoposit koyduktan sonra 25 hastayı değerlendirmişler. Bunların 12 aylık progresyonsuz sağ kalımları %86, toplam sağ kalımı %100, median takip süresi 16 ay. Ve bu Brezilya tecrübesi bize yokluk döneminde etopositin bileomisinin yerini alabileceğini göstermiş. Ama başarısız bir tecrübe de var. Bu da Meksika'dan gelen ilacı ulaşımın problemli olduğu dönemde ABV'de BCAP ya da CHOEP'i karşılaştırmış hastalar ABV'de ya da BCAP kolunda büyük bir kısmı zaten tedavilerini tam olarak alamamışlar. Tam olarak alamamalarına rağmen bir yıllık progresyonsuz sağ kalım dozdan bağımsız %72 iken CHOEP kolunda bu oran %20 gibi, yani CHOEP ilaca ulaşamadığınız dönemde bile iyi bir tercih değil. Meksika açısından kötü bir tecrübe. İnşallah biz de ekonomik sıkıntılarımızı atlatırız. İleride 5'te kötü bir Türkiye tecrübesi olarak ilaç yetersizliğinden hastalarımıza yetersiz tedavi verdiğimize dair bir sunum yapmak zorunda kalmayız. Doktorlar tedaviyi seçerken neyi dikkate alıyor ona bakılmış. 300 hekim, 15 yıllık hekimler ileri evre hastalarda Hodgkin lenfomada yeni tanıda birinci basamak tedavinizi neye göre seçersiniz? Doktorların büyük bir kısmı klinik çalışmanın etkinlik ve etkisine bakarım. Ardından kılavuzlara bakarım diye söylemişler. En az tercih ettikleri şey hastanın tercihi, tedavi maliyeti ve hastanın sosyal güvencesi olmuş. Hastaların birinci basamak tedavide AVD ya da ABVD ya da PET ile ABVD arasındaki seçimlerinde en büyük farklılığı gösteren bal kitlesi olması, evresi, risk durumu, yaş ve fitlik durumu hekimlerin kararını etkilemiş. Peki biz bu yeni tedavileri veriyoruz. Bu yeni tedaviler acaba bizim maliyet etkinliğimizi nasıl değiştiriyor? Ona bakılmış. Örnek olarak 20 yaşında bir kadın hasta ilk yeni tanısı koyulduktan sonra tedavi planlanırsa neyle karşılaşırızın sorusuna cevap bulunmaya çalışılmış ve maliyet olarak en etkin tedavi yöntemi PD-17 çalışmasının da kolundaki eskiletik BCAP ve ABVD gereğinde de bunun içine radyoterapinin eklendiği kol olmuş. Ancak şu da söylenmiş, eğer beklenen progresyonsuz sağ kalım süresi %92'nin üzerine çıkarsa 5 yıllık nivolumab'ın AVD ile kombinasyonu daha maliyet etkin olduğu dikkati çekmiş. Brentuximab'ın AVD ile kombinasyonun etkin hale gelebilmesi için de brentuximab'ın maliyetinin, güncel maliyetinin ancak üçte birine düşerse günümüzde maliyet etkin olabileceği dikkati çekmiş. Şimdi son olarak Hodgkin lenfomada 2021'i böyle geçirdik. Acaba 2022 yılında bizi neler bekliyor? Görmüş olduğunuz gibi evrelemede çok yeni terminolojiler var. Özellikle yeni ajanların kullanılması ile birlikte PET'in karakter değiştiğini görüyoruz. Yeni bir skorlama sistemleri bizi bekliyor. Yeni tanı hastalarda neler olacak? Yeni iç tedaviler, ilk sıra kullanımlar, kombine kullanımlarla ilgili birçok çalışma var. Gene relaps refraktör hastada yeni iç tedavilerin dışında daha da yeni iç tedaviler, yeni tanıştığımız Hodgkin'le hücresel tedaviler, yeni kombinasyonlar, Lakin yeri sorgulanmaya başladı ama en önemlisi bu tedavilere ulaşabilecek miyiz ki? Bu da işin sosyal yönünü oluşturuyor. Hastaların yaşam kalitesi, finansal toksite, PET'e erişim, ilacı erişim ve hücresel tedavilere erişim bizim için oldukça önemli olacak. Ben ilginiz için çok teşekkür ediyorum ve yeni yılınızı kutlamak istiyorum.